Merhaba değerli dostlar, yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar, bugünkü videomuz gerçekten çok sıra dışı bir video. Çok çok özel bir video ve ben bu videoyu da tam yeni seçimlerden bir gün öncesi Cumartesi'ye, 30 Mart Cumartesi'ye yayınlayacağım. Daha önceden hazırlıyorum ama bunu, e, bu kararı aldım. Normalde videolarım perşembe ve pazar günleri ama bu sefer seçim döneminden dolayı Çarşamba ve Cumartesi'ye e, bir böyle ufak değişiklik yaptım e, konumuz da arkadaşlar bugün Gelibolu savaşında gerçekten e, o savaşta hızırlar var mıydı böyle bir şey söyleniyor e, ben de ilginç bir şekilde bir araştırım dedim ya var nasıl bulabiliriz bunu gerçekten nasıl bulabiliriz göreceğiz arkadaşlar birazdan inceleyeceğiz ee, seçim öncesi yapmak istedim. Çünkü ülkemizin e, gerçekten bir farklı bir ruhsal enerjisi var. şey aldanmayınız arkadaşlar. Çevrede ya işte ülkemizde şöyle insanlar var, şöyle ülkemiz şey oldu. Onları bir kenara atın. Bunlar biz iyi şeyler olacak. Göreceksiniz. Yani güçleniyoruz aslında böyle. Saçmalıklar bizi güçlendiriyor. Rahat olun. Güzel şeyleri gebe ülkemiz. Gerçekten rahat olun. Ben çünkü burada gördüğüm bazı şeyler, bir şeyler gerçekten bize yardım etmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim Hızırlar konusuna. Arkadaşlar bu tür şeylere ben hep şöyle yaklaşırım. Ya bu konularda bilgim yok. Yani ne böyle ya saçma ya Hızır diye bir şey mi olur ya da ne de. Evet ya bence Hızırlar vardır falan. Ben yani burada nötrüm arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Gerçekten olabilir. Ee, bundan birkaç yıl önce arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam daha az başlamamıştım. Ya yani belki 5-6 yıl olabilir. Ortancı kardeşimle bir koruda sohbet ediyorduk. Şöyle bir şey söylemişti ve bana çok mantıklı gelmişti. Abi demişti Hızırlar kara deliklerden geçiyor. Onlar zaman yolcusu. Ve kara deliklerden de her ruh geçemez. O yüzden onlar çok böyle farklı ruhlar diye bir ifade kullanmıştı. Ve bana çok mantıklı gelmişti arkadaşlar ama tabii ki bu bir e, teori yani bilemezsiniz. Yani o bunu hissi olarak söylemişti ama tabii birçok şey okuyor, araştırıyor. Ama tabii bunu nasıl biz bulacağız? Yani mesela böyle Hızırlar zaman yolculuğu konusunda mesela Hamza Yardımcıoğlu falan. E, bir de Serhat vardı, soyadı unuttum. Ben Hamza Yardımcıoğlu'nu daha dikkat alıyorum arkadaşlar. Yani diğer bazı yorumcular vardı. Onlar çok böyle uçuk geliyor. Hamza Yardımcıoğlu daha bilgisiz, daha sağlam temelleri dayalı. E, farklı dinler, inançlar hepsini okuyarak böyle bir şeyde bulunuyor. En çok e, dikkate aldığım kişilerden birisidir. Severek takip ederim. Ama benim için de yani e, enteresan bir şey. Gerçekten böyle bir şey olmuş olabilir mi? şimdi arkadaşlar ben size 18 Mart 1915'e gideceğiz ama bu tarihe giderken arkadaşlar çok yönlü bir veri sunacağım size bu savaşta gerçekten de hazırlar olmuş olabilir Buna dair verileri sunacağım şimdi arkadaşlar hemen ekranı paylaşıyorum arkadaşlar bizim dayanağımız Türkiye haritası bakın e, ee, zaman yolculuğu yapma iddiası için nereye bakmamız gerekiyor? Ay düğümlerine. Burası hep zaman kapısı. Birincisi bu arkadaşlar. Şimdi ay düğümleri e, ve hızırlar gerçekten gelmiş mi? Bakın bu aklımızda araştırmaya başlarken kafamızda bu planla gideceğiz. Şimdi arkadaşlar 18 Mart Türkiye haritasından daha Türkiye Cumhuriyeti hoş dikkat ediyor musunuz? Çünkü astroloji Uranüs'ün ıı, aracıdır arkadaşlar. Zamanda ileri geri diye bir kavram yok. Bakın zamanda geriye gideceğiz. Daha Türkiye Cumhuriyeti kurulma, kurulmadan 8 yıl öncesine gideceğiz. 8,5 yıl. 18 Mart 1915. Sizler de arkadaşlar kendi haritası. Mesela çocuğunuz olmuş. Gelin çocuğunuzun haritasını, progres haritasını geriye götürün. Sizin doğduğunuz tarihi. Solar return'ını. Ondan sonra solar hakkını. Çok sıra dışı şeyler göreceksiniz. Evet şimdi arkadaşlar dikkat çekici olan şu. Progres haritayı açtığımızda progres mc 7 derece ee, balıkta ve güne ay düğümüyle kavuşuyor. Yani 1 derecenin üzerinde bir or. Dikkat çekici bu arkadaşlar. Progres da balık burcuna gelmiş. Bu da dikkat çekici. Şimdi ay sonuçta kökler, ülkeyle de alakalı ay. Progres yükselen tam sıfır dereceye gelmiş. Yengeç Burcu'nda progres yükselen ayla kavuşuyor. Şimdi e, progres ayda tam tepe noktasına gelmiş arkadaşlar. Progres ay, bakın progres ASC ayla kavuşuyor. Progres ay tepe noktasına e, gelmiş. Yani buradan şunu da anlayabiliriz. Ülke ve vatan ana tema. Ama ay bu arada... Yengeç burcunda da yönetici, Yani e, orada bir deniz savaşı da var. Bak mantıklı. E, mantıklı. Ama şu var ki arkadaşlar. Şu progres aks noktasının e, ay düğümleriyle tetiklenmesi MC günü ay düğümle tetiklenmiş. E, aks noktalarını anlatırken arkadaşlar. Ben MC'nin e, sadece kariyer statünün dışında İlahi güçleri de anlatılıyor ama gökyüzüyle ilgili her şey gökyüzünden gelen, gökten gelen ve ilahi güçlerle de alakalı olduğunu söylemiştim. Şimdi günah ay düğümü de daha çok geçmiş kapısı. Bakın zaman yolculuğu, zaman kapısı diyorum. Hep bunu kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar solar ark bakıyoruz. Şuradan solar ark 18 Mart 1915. Şimdi arkadaşlar solar arkarta da bakın solar ark tepe noktası Güneş düğümüyle kavuşmuş görüyor musunuz? Yani bu IC Kuzey düğümü, tepe noktası Güneş düğümü yukarıdan bir ruhlar. Ee, yani bu zaman yolculuğu dedim yani Hızırlar gelmiş olabilir mi? Bunu olabilecek en olası açı MC IC aksının <laughs> ay düğümlerine kavuşumu. Ve üzerine arkadaşlar ay düğümleri balık burcunda. Bakın balık burcu ruhlar okyanusu olarak düşünebilirsiniz. Yani orası her türlü e, insanüstü yani şey e, fiziksel olmayan dünyayla da çok alakalı. Fiziksel olmayan. Yani birileri işte mesela cin diyor. Bilmiyorum ya yani cin var mıdır? Veya işte bilmem farklı varlıklar. gözde görülemeyen varlıklar her türlü arkadaşlar. Olabilecek en sıra dışı işte veri bu. Arkadaşlar yine dikkat çekici olan Solarak Jüpiter'de tepe noktasına üçgen. Jüpiter hem tepe noktası yöneticisi. Yani gerçekten böyle ruhsal bir varlık. işte Hızır diyoruz. Hızırlar daha çok Jüpiteryen ve Neptünyen varlıklardır. Eğer varsa yani. Bak ben bilmiyorum. Hızır var mı yok mu? Anlamaya çalışıyorum. Yani e, çünkü bunlar sonuçta bir e, inançlarla da yani inanç hani nasıl söyleyeyim Hızırlar dediğimiz e, varlıklar. Hem Neptünyen dememin sebebi ruhsal boyutta varlıklar ama Jüpiteryen de dememin sebebi bu varlıklar belirli bir bilgelikte, belirli bir güçte varlıklar arkadaşlar. İnanç varlıkları ayrıca inançsal şeyleri de var bu varlıkların. Uranüs'te dikkat eder misiniz? tam tamına üçgen yapmış güneşe. Yani dakikası dakikasına bile aynı. Uranüs'te arkadaşlar şu etki yapar. Zaman. Hani zaman yolculuğu diyoruz ya. Bakın burada Uranüs gerekli. Çünkü zaman ötesindesiniz. Zamandan azadesiniz. Artık Satürn ötesine geçtiniz. Zamanın ötesine geçiyorsunuz. Kozmik etkilerdir Uranüs. E kozmi, kozmos'ta mesela ışıklı diyoruz. İşte şu galaksi 5 milyon ışık yılı. Mesela Andromeda 2,5 milyon ışık yılı uzakta. Uzay zaman. Şimdi siz artık zamanın ötesindesiniz. İşte arkadaşlar burada veriler sıralışı. Ve şuradan da bakın kuzey ay düğümü aya 60'lık. Ne demektir bu? Güney ay düğümü aya üçgen. Dolayısıyla burada gerçekten hızırlar varsa bunlar daha çok ata rukları. Zaten ay düğümleri yine atalarla bağlantılı arkadaşlar. Evet, bunlar ruhları ama tabii ki bu tek başına yetmez. O tarihin profeksiyon haritasına bakıyoruz arkadaşlar. Profeksiyon haritasında Jüpiter Güneş profeksiyon Jüpiter Güneş üçgeni var. İlginç ee, ilginç olan şu arkadaşlar. Profeksiyon ASC 19 derece e, Terazi'de Güneş'in yücelim derecesi. Ama neden Terazi? Çünkü destek. <laughs> destek var burada ve Neptün de DSC üçgen, ASC 60'lık. Ruhsal bir destek. Ruhsal bir destek. Burada daha bir sürü şeyler var arkadaşlar. Onlara çok girmeyeceğim ama... Bakın burada ruhsal varlıklardan destek DSC'ye. Bunlar Hızırlar olabilir mi? Olabilir. Yani Hızırların desteğini anlatabilecek en güzel şey... Neptün DSC üçgenidir. Ya da Jüpiter DSC'dir atıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim... Gelibolu tarafından... 1914 ve 15'in solar return'üne bir bakalım. Şuradan geri bolu yazıyorum. Acaba buna dair gene işaretler görebilecek miyiz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi solar return yükselen 3 derece koç. 3 ayın yücelim derecesidir. Şimdi ay ne diyoruz? Biz yine ay. Bakın ülke, vatan, yine kökler. Bak yine kökler ama bu sefer koç. Şimdi burada bir savaş söz konusu arkadaşlar. İlginç bir şekilde... E, ...progress ay... ...yaklaşık 17 derecede... ...balıktaydı 16.50 küsür. Şuradan bakalım. 16.55. Burada da 17. 17 ölümle alakalı konular. Ama 17 sayısı neydi? Ölüm ötesi. Ölümsüzlük. Ve Türkiye'nin tepe noktasına geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hani... Evet acaba Türkiye Hızırlar falan gelmiş midir? Olabilecek en olası şey. Ama bunlar daha çok köklerle bağlantılı ruhlar. Yani ata, kök o, o ruhlar. Şimdi arkadaşlar işte yine sıradışı e, sıra dışı olan şu. Bakın. Eee IC noktası 2 dereceye gelmiş yengeçte. De. Plüto da 2 derece yengeç, Satürn de 2 derece yengeç, Kuzey Ay de 2 derece balık üçgen ve Satürn Purito. Arkadaşlar bunlar atalar ama Purito da ne? Ölmüş. Yani bu arada Purito arkadaşlar kara deliklerden geçerken hani kardeşim demişti ya işte o her ruh geçemez, güçlü ruhlar olması lazım. Hızırlar, o yüzden hızırlar şey ruhlar diye söylediğinde çünkü bunlar zaman yolculuğu yapıyor arkadaşlar. Yani şeylerden geçiyorlar ve dikkat ederseniz Kuzey Aydın Üçgen. Balıkta 2 derece. İki sayısı şunu anlatıyor olabilir arkadaşlar. Burada iki sayısı boğa burcuyla da alakalı. İki sayısı dişil enerjiyi de anlatır. Ama bana göre iki sayısı şunu da anlatabilir. Ee, birinci güç değil, destek gücünü de anlatabilir. Yani asıl güç değildir ama desteğe gelmiş. Bunu da anlatabilir arkadaşlar. Yine burada... Solar Return harita bize çok sıradışı bir bilgi veriyor. Tabii bu Solar Return'de Uranüs'te Kovada arkadaşlar. Uranüs Kovada'yken daha çok e, böyle e, kraliyet yapıları değildi. Çünkü İngiltere sonuçta bir krallık. Kraliyet yapıları değil, daha çok halkların güçlü olduğu zaman. Yani bizi destekleyen yine bir açı var. E, Ay, Kuzey Avdüm'de Solar Return'da 12. evde arkadaşlar. 12. ev balık etkisi yani ruhsal alan, ruhani varlıklar ve burası kıstırılmış. Kıstırılmış diyor ya kapalı alan arkadaşlar gözükmüyor. Güçlü bir enerji var orada. Evet bunu bir ke kenara e, koyuyoruz arkadaşlar. Yine şöyle sıra dışı başka bir şey var mı? E, ona bakıyorum. Şuradan da açılara tamam. Yine 1915'e bakalım arkadaşlar. Çünkü sırayla takip eden yani bu savaş aslında orada bir sene sürüyor. Ama Deniz Savaşı 18 Mart'ta bitiyor. Bakın arkadaşlar. Yükselen 19 yengeç. Güneşin yücelim derecesi. Ama yengeç değil vatan. Başarmışız. Başarmışız arkadaşlar. Ve ay yükselen kavuşumu var. Yani burada büyük bir zaferi, savaşı gösteriyor. Ama değerli dostlarım. Bakın Jüpiter'de 19 derece... Chiron'da 18.33 yükselene ve aya üçgen 19 sayısı güneşin yücelim derecesi ama burada Jüpiter balıkta Ruh, güçlü ruhsal bağlantılar ama gerçekten ülkeye destek ya da bu şu da olabilir hızırlar değildir o anda insanlar inancı eseridir. ama işte arkadaşlar ben burada gördüğüm gerçekten de bir doğaüstü yani hızır e, gibi bir şeylerin olabileceği yönünde gerçekten de. Burada diğer destekleyici veri de arkadaşlar. Pluto 3 derece yengeçte. 3 ayın yücelim derecesidir. Ve yengeç burcunda bu neyi anlatıyor? Ee, bizim ataların güçlü, o onların güçlü ruhsal etkilerini anlatıyor. Atalarımız yani o güç, buradaki Hızır dediğimiz kişiler, ve eğer Hızırlar gelmişse bunlar büyük olasılıkla o geçmişin önemli Türk atalarının ruhları e, olabilir arkadaşlar. Bu da benim teorim. Yine arkadaşlar Solar Returnal'da da dikkat ederseniz Mars, Güneş düğümüyle kavuşmuş. Aslan da Uranüs'e karşı. Bakın Uranüs kuzey aydınlığı var 8. evde. 8. Ev, ölüm ve yeniden doğum. Bakın ölüm boyutu, ölüm ötesi. Ama Uranüs kozmik etkiler, zaman yolculuğu hani Uranüs zamanın ötesi ve Kuzey Ay düğümü gerçekten de buradaki veride Solar Return'e bunu destekleyici bir bilgi arkadaşlar. Yani e, burada bir Hızırlar olayı varsa bunu doğrudan destekliyor. Çünkü bunlar zaman yolculuğu yapmışlar. Zaman ötesine geçmişler. Uranüs ve Kuzey Ay zaman yolculuğu, zaman kapısı. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey daha göstereceğim. Türkiye'nin relocation haritası arkadaşlar. Şuradan hiç e, kartografi açmayacağım. Geliboluna bir bakalım. Türkiye haritasından Gelibolu'ya bir bakalım. Evet arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Türkiye haritasına Gelibolu tarafında bakın MC 9.40 balık, Güney Aydın'de 8.20 balık. Şunu true note olarak alalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Turun not aldığımızda bakın Güney ay 941 balık. MC'de 940 balık. Böyle bir şey olamaz. Ülkemizin natal haritasında da Güneş ay düğümü bu sefer 9 sayısı arkadaşlar. 9 yay etkisindedir. Yani bir inanç figürüdür. Bu arada 9. burç yay atlıları da anlatır arkadaşlar. Yay burcu atlılar. Yani eğer ki Hızırlar gelmişse zaman yolcu. Bu arada zaman yolculuğu diyoruz arkadaşlar. Yani uzak diyarlara yolculuklar. Dokuz sayısı yay burcu. Uzak yerlere yolculuklar olabilir. Bakın bu teori gerçekten de öyle çok boş bir teori değil arkadaşlar. Çünkü ülkemizin astro kartografi haritasında da günah ödümü MC kavuşumu Gelibolu'dan geçiyor. Evet bu teoriyi oldukça destekleyen yani MC'nin yukarıda ilahi güçleri yukarıda ama bunlar şeyden gelmişler arkadaşlar. Ee, başka yani uzaydan, bir şeyden gelmişler. Bakın astro kartografi haritamızda destekliyor. Şimdi arkadaşlar ben e, burada genel hatlarıyla böyle. Ha, tra, şey transiti göstermedim arkadaşlar. Olay tarihinin arkasına bir bakalım. Ee, olay tarihi 18 Mart aldım arkadaşlar. Deniz Savaşı'nın bittiği tarihi. 12 diyelim. Şunu gelip olum. Evet şöyle gelip olarak aldığımızda. Şimdi normal transit haritada arkadaşlar. Bakın. Güneş 26 derece balıkta. Plütonik bir derece. Plütonik derece ile ilgili daha önce anlatmıştım arkadaşlar. 26 sayısı galaktik merkezdir. Plütokeş verildiğinde e, galaktik merkez 26 yaydı. Ee, orada da şunu söylemiştim videoda. Pluto ölüm ve ötesi konular. Ölümsüzlük. E, şimdi siz kara delikler. Şimdi e, bizim galaktik merkez evren şey galaksimizin merkezi kara delik. Kara deliklerden burası zaman ve boyut kapıları. E, kara deliklerden ölmeniz lazım. Yani normal olarak geçemezsiniz. Ölmeniz gerekiyor. <laughs> Bu yüzden Pluto. <laughs> Bu şekilde tarif etmiştim arkadaşlar. Bakın 26 sayısı. Ve 26 pritonik güç. <laughs> Ama balıkta. Ve Jüpiter'de arkadaşlar balıkta. Jüpiter'de e, 10 derece balıkta. 10 sayısı arkadaşlar oğlak etkisindedir. Yani bunlar atalar. Bu buruklar. Bu gelen hazırlar Kesinlikle atasal bağlantılar. E, Neptün arkadaşlar görüyorsunuz 27 derece ham güneşe üçgen. Yani güneş Neptün üçgeni var. 27 sayısı 279 yine yay etkisi. Uzak yerleri yolculuklar ve Neptün yengeçte arkadaşlar. Ülkeyi anlatan burç, yengeç, toprakları, denizi de anlatan burç. Yine denizi anlatan burç, balık, yengeç e, burçları arkadaşlar. O yüzden denizde zafer elde ettik. Ama bir şeylerin yardımıyla yani bunu İngilizler e, neyse onu şeyde anlatayım arkadaşlar. Bakın buradaki Neptün de e, tesadüf değil yine dokuz sayısı inançlarla da alakalıdır arkadaşlar yani burada gerçekten yüksek bir ruhsal enerji var arkadaşlar ve Mars da arkadaşlar kuzey ay düğümüyle kavuşmuş bakın Mars e, şurada pardon güney ay düğümüyle kavuşmuş yani bunlar bir ruhsal varlıklar destekleyici olarak gelmiş olabilir e, Pluto ayla kavuşmuş yine köklerle alakalı ama plutonik varlıklar bunlar arkadaşlar. Ölümün ötesine geçmiş varlıklar. Kuzey ay kovada. Kuzey ay düğümü satürnü üçgen arkadaşlar. Yine atalar. Burada atalarla bağlantıları görüyoruz. Kovada olması da arkadaşlar daha çok e, krallıklar, soyluların değil de halkın güçlü olduğu zaman işte halk veya işte kuzey kova burcu neydi arkadaşlar? Göksel, kozmik etkiler. Bakın onların güçlü olduğu zaman, zaman yolculuğu için çok güzel bir zaman kova Kovaburcu'nda. <laughs> evet buradaki veri de e, oldukça destekleyici arkadaşlar. Zaten Mars'ta yükselene üçgen yapmış. E, Türkiye'nin zaferi ama ölümüne bir zafer. Yani balıkta şehit bir sürü insan şehit olmuş. Buradan tekrar Çanakkale Savaşı'ndaki şehitleri e, hepsini e, arkadaşlar sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onunla ilgili kısa bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi değerli dostlar, buradaki verileri de inceledik. Anım transitlerinden. Beni çok şey yapan, inanılmaz duygulandıran bir olay arkadaşlar. Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine yaz. Bakın şurada Gelibolu'da Anzak askerleri için bir anıtta yazdı yazı. İşte gelin de neden Atatürk çok özel bir insan? Neden biz bu ülkede bu yüzden şahsız. Gelin beraber bir bakalım. Bakın ne diyor arkadaşlar? Anzak annelerin yazdığı mektup. Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koynasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindediler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda Canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Muhteşem. Ben bununla ilgili biraz yorum yapacağım arkadaşlar. Ve Avustralya lanenin cevabı arkadaşlar. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenab sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir düzenim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm anılar adına şükran sevgi anıyla. Değerli dostlarım, Çanakkale Savaşı dünya tarihinde e, bazı savaşlar vardı çok özel. Mesela Maraton Savaşı. Dünya tarihinde Batı Doğu ayrımının ilk yapıldığı savaş olarak anılır arkadaşlar. Hatta Maraton koşusu vardır. Yani böyle tarihi çok ama çok kritik savaşlar vardır. İşte bunlardan birisi Çanakkale Savaşıdır. Arkadaşlar Dünya tarihinde yeni bir şeye eksenlerin değişmesine yol açtı. E, onlardan birisi şudur arkadaşlar. Biz orayı kilitledik Çanakkale'yi. Rusya'da devrim oldu. Bakın dünya şeyi değişti. Bir sosyalizm sistemi doğdu. Dünyanın ekseninde bir değişiklik oldu. Bu bir. İkincisi, şunu gördür arkadaşlar. İngiltere gerçekten kolay kolay kaybetmeyen bir ülke. Bakın Almanlar bile e, e, çok iyi bir, e, e, Rommel e, müthiş bir generaldi. Mareşal'di. E, İngilizler kaybetti. Mısır, Libya o taraflarda. Yani İngilizler savaşlarda her kaynağını çok dikkatli kullanan bir devlet. Çok güçlü bir devlet o dönemde. Yani dünyada çok güçlüydü. Yani Hindistanlar falan yani hiç görmemişler. İngilizler kaybetmez. Onlar dokunulmaz. Şunu gördük biz. Bakın o savaştaki zaferimiz Anadolu'ya umut oldu arkadaşlar. İngilizlerin yenildiğini gördü. Dünya gördü. İngiltere devletinin çöküşü öyle başladı. Ha ya İngiltere hale güçlü. Ya arkadaşlar. Amerika hıf dedi mi İngiltere kaçar. Hani İngiltere Amerika İngiltere öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben bunu söyleyenlere gülüyorum. Londra sermayesi Londra sermayesi de kökleri Amerika'ya dayanır. Anında yani üflediği gibi Londra'yı bitirir Amerika. Bu kadar Londra'ymış falan. Çünkü Amerikan dolarlarının şeyi de o Amerikan ipleri onların elinde. Ya kağıt ya. Kağıt. Londra yönetiyormuş Amerika'yı. Hiç yapamaz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ya İngiltere böyle bir devletti arkadaşlar. Ve o zafer... ...Anadolu'ya ilham ateşi oldu arkadaşlar. Bu kadar değerli. Ve biz şunu görüyoruz ki... ...gerçekten orada farklı bir şey var. Hızırlar gerçekten varsa yardım etmiş olabilir arkadaşlar. Ben bu videoyu somut bir kanıt olarak sunmak istedim size. Çünkü biz böyle anlayabiliriz. Elimizdeki kanıtta ülkemizin haritası ve olay anı. Yani en azından 18 Mart 1915 tarihi deniz savaşının kazanıldığı, dünyanın eksenini değiştiren muazzam bir savaş ve o tarihte göstermedim şimdi artık Atatürk'ü Atatürk'ün progres güneşi de 19 kovada arkadaşlar. Yani o savaşla da ilgili Atatürk'ü <laughs> göz ardı etmeleri falan yapmasınlar. Gerçekten Atatürk'e yani şöyle birleşsin mesela birileri Atatürk'e. Ya arkadaşlar yapmayın. Biz mesela özellikle dini katmayınız. Çünkü dini katarsanız benim yani inanılmaz bilgileri sahibim. Yani ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kimse alınmasın ama Allah çok Müslümanlardan yana değil. Oradaki savaşta desteği de Hızırlar falan biz Müslüman olduğumuz için değil. Ola hep Müslümanla bağlamayınız değerli dostlar. Bunun Müslümanlık ötesinde bir durum var burada. Ee, yani gelip Allah bizi yani ya, etmiyor işte. Görüyorsun gazi. Ya etmiyor. Yapmayın. Yapmayın. Bana bir tane olay gösterin. Allah yardım etmiş. Yok yani. Müslümandan olduğu bir şeyde Allah yardım etmiş. Yok yok. Ama e, Türklerin bu gücü, ruhani gücü eski Şamanizm'den geliyor. Bak bunu hiç unutmayınız arkadaşlar. İslam'dan değil. Bak burada da yazıyorum, söylüyorum. Buna dair çok güçlü bir sürü analizim var, bilgim var. Ee, i̇nşallah bunları da adım adım videolarını yaparım. Hani tepki çekmesi falan ilgilenmiyorum. Bu bunlar bilgi arkadaşlar. Hani hani diyorlar ya Allah bizden yana olmadığını ben biliyorum. Bunun en büyük olayı da Bağdat'tır arkadaşlar. Bağdat Moğollar yerle bir ettiğinde e, oradaki e, Abbasi şeyi halifesi Allah sizi helak edecek hep helak oldu. Onun da bir videosunu yapacağım arkadaşlar size çünkü o kerbela olayının kolektif karması çok şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar ee, Atatürk'ün yurtdosu su sözü bakın öyle bir ruh ki Atatürk yani bu yani işte herkes bunu çıkar ya, alakası yok arkadaşlar kolektif karmayı adam kaldırıyor. Yani başka ülkelere e, zamanda savaş yapılmış. Diyor ki unutalım. Biz barış yapalım. Bakın Anzak anneleri siz bu ülkede tamam ama onlar da bizim çocuklarımız öldü. Sonuçta hepimiz insanız. Onlar da artık şu anda bizim çocuğumuz. Bu geçti. Kolektif karmayı kapatıyor. Ama mesela Yahudiler bunu yapmıyor maalesef. On acısını Naziler döneminde şey yaptılar. Ben mesela şu anda Yahudiler adına çok endişeliyim çünkü öyle bir karma oluşuyor ki gelecek yani dünyada ya yani bence ben mesela Yahudi olmak şu anda en tehlikeli şey arkadaşlar. Herkesin bakmayın siz arkadaşlar Hristiyanlar, Müslümanlardan daha çok nefret ediyor Yahudilerde. Nefret eder Katolikler. Yani yani ileride yaşam alanı bulamayabilir Yahudiler. Ben ben şahsen üzülüyorum. Keşke bunu yapmasalardı. Yani olayı keşke bu boyuta gelmeseydi. Keşke bu paraya ve gücü hükmetme şeyi kibre yol Yahudilerde. Ben normalde şey değildim hatta ama Yahudiler ölsün. hiç öyle sev sevmem. ben oldukça da severim. Çünkü hep çok başarılı şey insanlar. Yahudileri ben çok severim arkadaşlar bu arada. Ama Yahudi politikaları ve İsrail devleti yani karma yaratıyor. Üzülüyor. Sonuçta işte Yahudilere zarar veremiyorlar. Üzülüyorum onlar adına. Dünyada karmayı biz böyle giderebiliriz arkadaşlar. Kolektif karmaları. İşte Atatürk bu yüzden çok özel bir ruh. Kolektif karmayı kaldırıyor arkadaşlar. Biz baş toplumuyuz. Evet. Yunanistan'da savaşmışız. Olabilir. Geçti. Yunanistan dev başkanı Atatürk'ün Nobel'i adayı gösteriyor. İşte Atatürk böyle bir insan. Bunu da işte yerel seçim öncesi böyle bir video yapayım dedim arkadaşlar hiç kimse umudunu yitirmesin bu ülkeyle ilgili. Korkmayın arkadaşlar. Seçimlere de çok şey yapmayın. Abi birisi kazanır, kaybeder. Ya bunlara aldanmayın. Ya bunlar geldi, ülkeyi bitirdiler falan. Korkmayın. Yeniden doğarız. Rahat olun ya. Rahat olun arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şunu görüyoruz ki gerçekten bu ülkenin ruhsal enerjisi yüksek. Korkmayın. Hatta ben seviniyorum. Bu kadar yaptılar. Bize artık bundan sonra diyorum hiçbir şey olmaz. Ya bu kadar dibin dibini gördük. E bundan sonra ne olabilir ki diyorum. Aslında her şeyde bir hayır vardır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.